anda meydana geliyor. Merhaba değerli TV Siyaset izleyicileri. Bir haftanın gündem programında da sizlerleyiz. Konuğumuz program birlikte hazırladığımız Sayın Ömer Bey ile katıldılar, sağ olsunlar. Ömer Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba Kürşat Bey. Bu arada geçmiş olsun. Ufak bir sağlık problemi yaşadınız galiba. Dikkat etmeniz lazım kendinize. Teşekkür ediyorum. Evden içeri kapalı ortam. Benim çocuklar da küçük, 20 yaş altında. Daha doğrusu 10 yaş altında ikisi de. Mecburen onlara bakmak için evde kapalı kaldık. Herhalde vücudumuz vücut saati denen bir şey var ya, onu herhalde kaybetti diye düşünüyorum. Onu bilmeyenler için de söyleyelim. Yengenin sağlık personeli olduğunu, eve fazla gelemediğini, çocuklara sizin baktığınızı da söyleyelim evet, bu arada. Onu dillendirmiyorum ben. Hanım tedbir için şu an misafirhanede kalıyor. Sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinden beri çocuklar için, 20 yaş altı çocuklar için. Ben sokağa çıkmıyorum gönüllü olarak. Markete gidip geliyorum. Tabii evde kalmak da güneş görmüyorsun, hareket etmiyorsun. İşte evden üretim yapmaya çalışıyorum, program üretmeye çalışıyoruz. Vücutta dengesini şaşırdı tabii ki bu arada. İşiniz zor. Bugünlerde hepimizin işi zor. İşte biz de torunla meşguluz biliyorsunuz. Allah yardımcımız olsun. Geçecek bugünlerde diyelim. Amin, amin. Gündeme geçelim. Daha önce gündem bulabilir miyiz, neler olur haftaya diye düşünürken bugün itibariyle de hangilerini gündeme almayalım, hangilerini alalım diye bir liste yaptık birlikte karşılıklı biliyorsunuz. Program başlamadan önce de yine bir şey koptu politik alanda. MHP üzerinden bir açıklama geldi. Sanırım Edip Semih yaptı. Sözü size bırakacağım benim konuda. Benim düşüncem şu, şey diyorlar işte. Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar olma zamanı gelmiştir diye bir tweet atılıyor. Bir şey yalanlandıysa ben gerçeklik payı vardır onda diye düşünüyorum. Çünkü gerçeklik payı olmayan hiçbir şey cevap daha vermiyorlar. Sizin fikriniz ne? Bunu bir teyit geçelim, böyle dokunup geçelim bir konuda. Evet. Ben de biraz önce okudum. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın galiba tweet atmış. Öyle paylaşmış daha doğrusu. Üç ilanın tek başına iktidar vakti gelmiştir. Bir şeklinde bir tweet atmış. Bunu da sosyal medya paylaşımcıları Cumhur İttifakı'nın sonu geldi şeklinde yorumlamışlar. Epeyce bir üzerinde espri yapmışlar. Semih Bey sonradan açıklama yapmış. Yalanlamış daha doğrusu olayı. Bu 2011 yılında yapılmış bir paylaşımdır. Genel Başkan'ın sözüdür. Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır, Türkiye'nin umudu olmaya devam etmektedir şeklinde bir açıklama yapmış, alanımı yapmış. Üzerinde durulmaya değmez. Ancak biz yine de esprimizi yapalım bu konuda. Geçenlerde Sayın Melih Gökçek bir paylaşım yapmış, tweet atmıştı. Tweette Fatih Sultan Süleyman tabirini kullanmış. Evet. Yorumcular da kendisini gırgıra sarmışlardı. Sonra düzeltme yaptı Melih Bey. Bir akıllı telefon hatası yüzünden işte Süleyman'a basacakken Mehmet'e basmışız. Olmuş Fatih Sultan Süleyman diye düzeltmişti. Hemen abandonu gitme diye takipçilerini sistemde bulunmuştu. Hemen abandonu üzerine diye. Sanki bu da öyle bir şey. Semih Bey'in yaptığı da öyle bir şey. Galiba parmakları yanlışla dokundu 2011'deki paylaşıma. Üstad iyiydi bu. Niye paylaşım yaparsın, niye yalanlarsın? Doğru diyorsunuz. Şimdi Android hataları harf hatalarında olur, şeyde olmaz. Yani büyük küçük harf da olur, ayraç da olur, başka bir şey gider de. Süleyman'a Mehmet yazan bir Android... O kadar eskiye gitmemesi lazımdı herhalde. 9 yıl öncesine gitmemesi lazımdı. Evet. Süleyman Mehmet yazan bir Android hatası ben hatırlamıyorum yani, yazacak bir Android hatası hatırlamıyorum. Evet, tamam. Üstadım gündemimiz yoğun, girelim isterseniz. İnşallah çıkabiliriz bu gündemin içinde. Evet, inşallah. Evvela en son gelişenden ama en hızlı infial oluşturandan başlayalım. Ya dün gece ya önceki gece, tam orasını takip edemedim rahatsızlığı nedeniyle. Ülke TV'de bir programda
Esra Noyan isminde bir, pardon, Sevda Noyan isminde bir bayan. Evet. Üstadım, önce şunu belirteyim de programı öyle devam edelim. Seyircilerimiz de bilsin, ben aynı zamanda siyasetçiyim malumunuz olduğu üzere. Ben henüz FETÖ kelimesini kullanmadım, kullanmıyorum. Kullanmayı da inkar ediyorum. Neden? FETÖ birilerinin yarattığı, kendisi için oluşturduğu bir isim, bir tukaka düşman, onun üzerinden insanları kanalize ediyor. Benim biz FETÖ, Fethullah Gülen FETÖ olmadan önce de biz Fethullah Gülen'i eleştiriyorduk zaten. Gülen cemaatini eleştiriyorduk, yapılanları eleştiriyorduk. O yüzden ben Fethullah Gülen veya Gülen cemaati demeye devam ediyorum, bilginiz olsun. Hayır, şimdi önce cemaatti, sonradan hizmet hareketi oldu. Evet. Sonradan paralel devlet yapılanması PDY oldu. Şimdi de FETÖ diyorlar. Hatta evet. FETÖ diyorlar. Üstadım, ilk kez burada açıklayayım ben. Üniversitede ben bunların dershanesinde okudum. Ortak etütler falan yaptılar, çekmeye çalıştılar. Hatta üniversiteyi kazandık geldik. Ankara'da biz gelmeden ismimiz gelmiş. Birileri bizi karşıladı, yurtlarına götürmeye çalıştılar. Tabii benim babam okumuş ve bilgili, kültürlü, girmiş çıkmış sosyetenin içine. Öyle bir insan olduğu için uzak dur dedi bunlarda. O dönemde dershanede dahi şu tartışma yaptık. Ben dershane müdürünün yüzüne çok para görsünüz, Allah'ınız para olmuş diye öğrenci halimle tartışmış bir insanım. Hani ya belliydi o zamanlardan bu. Nitekim konumuza dönelim. Şimdi Fethullah Gülen cemaati, Gülen cemaati üzerinden dün bir fırtına koptu. Bu Sevdan Uyan denen bayan çıktı. İşte sitede de 50 tane mi varmış? Sitede bir, pardon, 50 tane sülalesinde adam varmış. 50 kişi kaldıracak kadar herhalde ki mühimmatları var. Hani 50 kişi sitesinde sülalesinde değil. Oturduğu, tamam şimdi hatırladım yorumlarını. Evet. 50 tane oturduğu sitede, pardon, sitede oturduğu sitede insanlar var. Onlar üzerinden bir söylem yapıyor. Ölüm listesinde varmış. Evet. Olası bir diyor savaşta, kavgada biz diyor Türkiye'den, benim ailem diyor 50 kişi kaldıracak. Yani 50 kişi öldürecek kadar elimizde malzememiz, kısaca mühimmatımız var diyor. Böyle facia bir açıklama yaptı. Bunu muhalefetten biri yapsa, hani darbe söylemleri de var, gündemimizde de var bizim. Muhalefetten biri yapsa ne olur biliyorsunuz. Bunu söylemediği halde, seçim üzerinden söyledikleri halde konuyu nereye vardırdılar? Bakalım bu kadına savcılık, ben öncelikle onu merak ediyorum. Savcılık ne zaman işlem yapacak? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda, bu facia hakkında? Kürşat Bey, yani hakikaten bu sözü muhalefetten Millet İttifakı'na sahip birisi söylese o televizyon neler olurdu? Savcılar hemen abanırdı. Bakalım ne olacak? Ülke TV'nin bağlı olduğu şirket güya özür dilenmiş bu sözlerden dolayı. Benim şöyle bir şeyim var. FETÖ-metrem. Siz ulan ben kullanayım. FETÖ diyeyim ben. Çünkü terör örgütüdür bana göre de. Kuruluşundan beri terör örgütüdür. 1960'lı yıllardan itibaren terör örgütüdür. Kürşat Bey, bunun adını koyalım. Kim FETÖ hakkında böyle ağır iftiralar yapıyorsa, kim en ağır hakaretler yapıyorsa o kişi ya FETÖ'cüdür gerçekten ve gerçek kimliğini gizlemek için bunu yapıyordur Kürşat Bey ya da FETÖ'den zarar görmüştür. Evet. Benim kriterim bu. Mesela bu kriteri neye göre koydum ben? Biz de 15 Temmuz'dan sonra bazı insanlar Palas Pandıras FETÖ'cüler için hainler mezarlığı yapmaya kalkıştı. Bazıları TSK'nın kozmik odasına insan hakimleri soktu, FETÖ'cü hakimleri. FETÖ'nün kumpaslarını gerekçe göstererek. Bununla ailelerden, bu kişilerin ailelerinde FETÖ'cüler çıktı. Ceza aldılar, içeri girdiler. Yani sonuçta kim FETÖ'ye en ağır hakareti yapıyorsa ya FETÖ'cüdür, FETÖ'cülüğünü gizlemeye çalışıyordur ve FETÖ'yle mücadelelere yaranmaya çalışıyordur ya da gerçekten zarar görmüştür. İşte bir sürü kitap yayınlandı FETÖ hakkında. Onların harbi okullarında, asker liselerde yaptıklarına ilişkin. Onlar da yükleniyorlar sonuçta en ağır hakaretlerle. Bir de gerçek FETÖ'cüler yükleniyorlar. Evet. Yani bugün şeyde var, Fatih Altaylı yazmış, birçok yazı var. Engin Noyan'ın eşiymiş bu. Doğru. Engin Noyan yıllardır Samanyolu'nda Kapılar ve Köprüler diye programlar yaptı. Fethullah Gülen'e övgüler düzüyordu. Yani haşa, bizi o da aldatılmış, kandırılmış olabilir. Onun FETÖ'cü olduğunu söylemiyoruz ama
o televizyonda yıllardır program yaptı. Övgüler düzdü sonuçta Fethullah Gülen'e. Yani şimdi bu bayanın çıkıp bu şekilde o cemaatin mensuplarını zombiler diyerek adlandırması, onlardan 50 kişilik listenin hazır olduğunu önünde herhangi bir olayda bunları temizleyecek gücü olduğunu söylemesi hakikaten ilginç. Ve bu yeni de söylemiyor. 2018'de bir de yasıla var. FETÖ zombilerini avlamaya zamanı geldi mi diye başlık atmış. Aynı kişi mi? Aynı kişi. Bayan değil mi? 2 bayan. Nisan, evet. Sevda Noyan. 2 Nisan 2018 tarihini taşıyor. Süper Haber TV diye bir sitede bulabilirsiniz. Bu kadar ileri gitmesi araştırılmaya değer Kürşat Bey. Peki bu rahatlığı nereden buluyorlar Üstad? Yani bu hani çıkıp televizyonda, ulusal bir televizyonda bunu söylüyorlar. Basit bir şey değil. İnsan bu kadar şeyden sonra infial oluşturacağını bilir. Belki yazarsan özellikle seni. İnfial oluşturacağını bilir, suç olduğunu bilir. Bunlar suç unsuru şeyler. Halkı kim ve düşmanlığa sevk etmek en basitinde. Herkes, her vatandaş bunu bilir. Bunu yaparken bu rahatlığı nereden buluyorlar? Nasıl bu kadar rahatlar? Fikriniz var mı? Ülke TV'nin hangi yönde yayınlar yaptığını, kimlere hizmet ettiğini az çok biliyoruz. Rahatlığı oradan buluyorlar sonuçta. Kürşat Bey, yani infial uyandırma sonuçta örgütün beli büyük ölçüde kırıldı ama sonuçta bu kadınla aynı sitede yaşayan insanları, komşuları rahatsız etmiştir bu açıklamalar. Herkes kendine şüphelenmeye başladı şu anda. Evet. Yazıktır insanlara. Yani hem Rütük'ten önce de Cumhuriyet Savcıları'nın bu konuda harekete geçmesi lazım diye düşünüyorum. Peki bu noktada Üstad, şimdi bu kadın bunu dedi. Bunu kalkıp biri vursa, böyle ben bunun yüzünden komşumda kötü oldum dese veya bundan bir sorun yaşasa ne olacak? Bir de bu yönü var bu işin. Ya insanları FETÖ'yle suçlamak, FETÖ'cüyle suçlamak çok kolay artık. Burada çeşitli ithamlarla yargılamak, işte bir sürü gazeteci içeride. Kürşat Bey, daha söylemeye gerek yok. Peki bunun çok daha aşağısında, çok daha basit bir cümle kuruldu Özgür Özel tarafından. Bir de Canan Kaftancıoğlu tarafını çok incelemedim de, Canan Kaftancıoğlu'nu takip etmiyorum bilinçli olarak. Özgür Özel'in kurduğu cümlelere ben baktım. Bir şey yok. Diyor ki seçime geldiniz, sonunuz geliyor. Seçimde de gömülüp gideceksiniz diyor kısaca. Ben bir siyasetçi... Saray iktidarının sonu geliyor diyor. Saray iktidarının sonu geliyor evet. Diyor. Canan Kaftancıoğlu da ne demiş? İktidarın değişeceğini görüyorum. Seçimle veya başka bir şekilde. Evet. Başka bir şekilde takılmış insanlar. Günlerdir yorum yapılıyor işte. Ben onu anladım Üstad. Ekonomi yüzünden diyor bence. Yani başka bir şekilde ne olabilir sonuçta? Belki Cumhur İttifakı kendiliğinden yapabilir. Eski parlamenter sistemi kastediyor. Ben öyle anlıyorum Kürşat Bey. Evet. Yani parlamenter demokrasi sistemi, başkanlık sisteminden vazgeçer. Bunu belki de Cumhur İttifakı kendisi yapar. Sayın Cumhurbaşkanı yapar. Ben öyle anlıyorum. Bunun dışında bir darbe çağrısı falan burada göremiyorum. Sonuçta Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Özgür Özel'le Canan Kaftancıoğlu mu yönetiyor ki? Neyle yapacaklar bunlar darbeyi? Bir de belki bunların tecrübesizliği, siyasi tecrübesizliği, belki maksadını aşan sözleri, uygun söz bulamadılar. Bence üzerinde durulmaya bile değmez. Hatta birkaç gün önce ünlü ceza hukukçusu artık duayen Ersan Şen, burada herhangi bir şey yok, suç unsuru yok dedi yani. Bu açıklamaları dikkate alarak Özgür Özel hakkında ileri geri yorumlar yapmak, ne bileyim Halk TV'si, Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerini sebebiyle Halk TV'ye kapatma cezası, program kapatma cezası vermek, para cezası vermek bence çok ileri bir harekettir. Lüzumsuzdur yani. Biraz da köpürtüyorlar olayı, işte gündemi, ağır gündemimizi gizlemek için. Belki biraz da mağduriyet edebiyatı yapmak için köpürtüyorlar. Gerçi bunu hak da veriyor. Bunu hak da veriyorum biraz iktidar partisi taraftarlarına, bu konuyu köpürtenlere. Sonuçta bu partinin geçmişinde darbelerle mutlaka yüzleşmesi vardır işte. En azından Erbakan'ın 28 Şubat postmodern darbesine muhatap kalması. Ne bileyim Erdoğan'ın 2007'de Yaşar Büyükanıt'ın açıkladığı sözde değil, özde demokrasi taraftarı olmak lazım. Çünkü de muhtırası kendi tanımıyla. AKP hakkında açılan kapatma davası. Bunlar sonuçta partiyi tedirgin ediyor bu tür açıklamalar. O zaman fırsat vermek lazım. Yani top pas vermiştir Özgür Özel'le Canan Kaftancıoğlu, onlar da tepe tepe kollarını atıyorlar diye düşünüyorum. Evet. Ancak açıklamalarında hiçbir darbe iması göremedim ben. İkisine de okudum. Şimdi burada asıl problem Zarakol'da. Rakip Zarakol'un yazısında var. Onu da okudum. O hak etti. O yapıyor. O hak etti. Evet, o hak etti çünkü
Ben internetten okudum, orada görmedim ama galiba gazetede Adnan Menderes'le Sayın Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını yan yana koymuş yazdığı sitelerde. Evet. Eğer öyleyse hak etti, gereken yapılmalıdır. Şimdi ben bu noktada iki açıda bakıyorum. Bir, öncelikle bu söylemleri herhangi bir tarafta, ittifakın bu tarafındaki kişilerden biri Halk TV'de, Tele1'de veya Habertürk'te cezaevi biliyorsunuz. Bunlar da söyleseydi şu an herhalde ki kanal görevlileri bile tutuklanmıştı. Bu Noyan'ın söylediklerini bu tarafta biri söyleseydi tutuklanmıştı. Orada ya söylenince hiçbir şey olmuyor. Burada bir kanun önünde eşitlik bozuluyor, adalet bozuluyor, adil olunmuyor. Şimdi vatandaş da olsun, politikacı da olsun, herkes şu anda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na vatandaşlık hukukuyla bağlıdır aynı zamanda. Şimdi sen birine uygulamayı öbürüne uyguladığın zaman vatandaş diyecek ki kardeşim bu yaptı, suç değil, ben yaptım, suç. Vatandaş da bunu deme hakkına sahip oluyor aynı zamanda. Diğer tarafta ben iktidarın, ben bunu 2-3 yıldır dillendiriyorum. Daha önce siyasal İslam, tekrar üstüne basa basa söylüyorum, siyasal İslam iktidara her geldiğinde ya darbeyle gitti ya çalkantıyla gitti, bir şekilde gelip götürüldüler. Siyasal İslam hep kaybolmasının sebebini işte askeriyeye bağladı, genelkurmaya bağladı, darbeye bağladı. Oysa zaten iktidarlarının sonuna gelmiştiler. Menderes hükümeti de yine keza aynı şekildeydi. Ekonomi sıkışmıştı, Amerika ile Rusya arasında aynı bunun gibi kalmıştı. Amerika ona kendine bağladıktan sonra istediklerini yapmayınca yüzünü Rusya'ya dönünce Amerika ile arası bozulmuştu. Daha sonra gelen Özal hükümeti, Özal kendisi zaten darbe olmadı biliyorsunuz. Başbakanlıktan Cumhurbaşkanı'na kaçtı. Hiçbir icra makamı değildi o zaman Cumhurbaşkanlığı. Başbakanlıktan Cumhurbaşkanı'na atladı. Daha sonra Erbakan hükümeti yaşandı. Darbe hemen hemen sivil darbe diyorum. Darbe benzeri olaylara gitti. İşte muhtıraydı, şuydu, buydu. Bunların tamamı bugüne kadar ne zaman güçlendiyseler, iktidara geldiyseler bu tür olaylarla gittikleri için bugün bittiler. Darbe olmazsa şu an siyasal İslam'ın artık gelecekte açıklayabileceği bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani şunu diyemeyecek. Ya bak biz iyi yönetiyorduk da darbeyle indirildik. Bu söylemelerinden gidiyor bu insanlar. Bundan dolayı istiyorlar ki hükümetin kendisi istiyor iktidarı şu an. Bir darbe bir şey olsun da ona bağlasınlar. Sonucu ona bağlasınlar. Olumsuz sonucu. Ama şu an askeriye de ellerinde, genelkurmay da ellerinde, bakanlıklar da ellerinde, yürütme de ellerinde, kanun hükmünde kararname de ellerinde ve kimseye mazeret bulamadıkları için çok sıkışmış durumda. Ekonomi de sıkıştı. Dolar 7 lirayı geçti. Doların 7 lirayı geçmesi basit bir göstergedir. Swap hareketlerimiz kısıtlandı. IMF'e tekrar muhtaç olmak üzereyiz. Hatta muhtacı da kasıyorlar şu an aman gitmeyelim diye. IMF'in verdiği borcun, yani IMF daha şu an bize yardımcı olsa IMF'in vereceğinden daha yüksek para lazım. IMF'in bir limiti var çünkü. Böyle istediği kadar veremiyor ülkelere. Bütün bunlar olunca ben bunu düşünüyorum yani. İktidar istiyor ki bir darbe olsun gibi bir şey olsun. Çünkü artık sıkıştılar. Başka bir izahatları darbe söyleme açıkça söylense, konuşulsun da biz bundan prim yapalım düşüncesindeler ki. Onun için köpürtüp duruyorlar günlerdir yani. Evet. Peki buradan bir şey daha geçelim mi bağlantılı olarak üstadım? Meral Akşener'in ki sizi de ben takip ediyorum biliyorsunuz. Siz bu konuya çok birkaç kere eğildiniz. Meral Akşener'in bir atasözünü kullanması neticesinde it ürür, kervan yürür. Ya bu bir atasözü. Türkçe, öz Türkçe. Kimseye... Makale yazdım o konuda. Evet. Geniş geniş anlattım konuyu Kürşat Bey. Evet. Meral Akşener söylemedi o sözü. Fatih Altaylı söyledi. Düzeltelim. Pardon. Yani o programda söylendiği için evet. Evet, o programda Meral Akşener'in galiba 3-5 gün önceydi. Geçen hafta mıydı? Tam tarihini bilmiyorum. Meral Akşener'in konuk olduğu Teke Tek programında galiba sosyal medyadan Fatih Altaylı'ya tehdit içerikli mesajlar gelmiş. O da o konuyu açınca Meral Akşener de evinin basıldığı olayı anlattı program esnasında. Bazı kişiler işte evinden dışından slogan atmışlar İstanbul'da evini sararak. Onu anlatınca Fatih Altaylı it ürür kervan yürür. İtleri takmıyorum gibi bir ifadede bulundu. İşte bu söz RTÜK tarafından cezalandırıldı. Hatta ilgili kanun gereğince en üst sınırdan cezalandırılmış program. Oysa bir atasözüdür ya bu, eğer bu gidişte her şey cezalandırılacaksa her söz Türkçe'de atasözü deyim kalmayacak. Biz sonuçta Yörük, Türkmen,
soylu insanlarız. Bütün bir sürü atasözümüz de hayvanlar üzerine. Hatta eğer ilk bakışta ilk birinci anlamını, ilk anlamını düşünürsek bir sürü atasözümüz küfür, hakaret içeriklidir bizim atasözlerimiz. Cinsel içerikli sözlerimiz vardır. Sonuçta hatta bir zamanları demişti bir siyasen birisi, halamın bile ne olursa amcam olur falan. Bunlar var, atasözü yayınlarımız var bunları. Yasaklayamazsın, bunu kurtulamazsınız da. Bunları espri deyip geçmek lazım aslında. Kürşat Bey, her şeyde mahkeme, her şeyde lütüke müracaat etmenin de anlamı yok. Gözü benim aklıma geldi, durum da öyle çıktı. Ben hemen paylaşmıştım. Galiba Meral Akşener'in evini basanlarla ilişki kurularak bu ceza verildi. Belki de onlardan lütüke ulaşanlar olabilir. Ceza onun üzerine verildi diye, verilmiş olabilir diye tahmin etmiştim. Tahmin doğru çıktı, öyle yazılıyor artık. Hmm. Meral Akşener ve Fatih Altaylı da o açıklamayı yaptılar yani. Bizim ülkücüler hakkında söylediğimizi, bu sözü söylediğimizi düşünerek ceza verdiler deniyor, diyorlar. Mümkündür. Bir ihtimal dahilindedir yani. Peki üstadım, bir başka konuya geçelim. Geçen programda da biz yakaladık aslında son programımızda. Evet, ben onu tahmin, gülümsüyorum deminden beri, tahminlerimiz doğru çıktı. Evet. Maskelerin hususu hatırlarsanız. Şimdi maskeler bir defa satılmaya başlandı. Biz son programda el aldık. Son programda sizinle dedik ki karşılıklı olarak, Amerika bize verilen maskeler gittiyse, yani bütün kalite böyleyse ürün koruyucu malzemede, Amerika'da sendikalar var, bunu kabul etmez. Amerika'dan önce Amerika aynen şeye gönderdi, Irak'a gönderdi onları. Ben yine hala iddianın üzerindeyim, kullanmaz onları. Almanya ve İngiltere'de gönderilen tıbbi malzemelerin kalitesizliğinden dolayı iadesine karar verdi. Bu konuda bir şey daha öğrendim bu süreçte. Size onu bilgisini vereyim. Henüz istişare etmemiştik sizle. Şimdi maskelerde de şöyle bir husus olmuş. Bizde neden bu kadar kalitesiz maske dağıtılmış? Hükümet ihracatı yasakladıktan sonra ikinci bir adım olarak şunu söylemişler. İhraç edebilirsiniz ama demiş, dışarıya ihraç ettiğinizi, yani bir tane dışarıya ihraç ediyorsanız bir tane de bedelsiz devlete vereceksiniz. Bunun üzerine üretici firmalar da dışarıya kaliteli ürün, hani Çin'e ihraç ettiler, Amerika'ya, her yere ihraç ettiler. Türkiye tekstil ürünü bir ülke. Dışarıya kalitelisini gönderirken hükümete de bunun karşılığında vermek için, maliyeti düşürmek için bu bize verilen telsiz, küçük, lastiği sürekli kopan ve çok ince olan, kumaşın hala ne olduğunu çözemediğim maskeleri de hükümete, hani maske başına bir, maske başına bir de hükümete hediye ederken bunları hediye etmiştir. Maskelerin bilim, bu kadar... bilim kurulu üyesi Ateş Karasoy da bağcığının koptuğunu kendi söyledi. Kendi takarken koptu diye, kalitesiz dedi, evet. Maskelerin bu kadar kalitesiz olmasının sebebi buymuş Türkiye'de dağıtılanların. Şey konusunda ne diyeceksiniz? Bu Almanya'nın, İngiltere'nin devretmesi ve maskenin en son nihayet her şeyden vazgeçilip ya satılmasına karar verdik meselesine ne diyeceksiniz? Geçen haftaki programımızı hatırlarsanız ben bu maskelerin dağıtımının hata olduğunu, satılması gerektiğini ve herkesin kolayca ulaşabilmesi gerektiğini söylemiştim. Ancak devlet üzerinde fiyat kontrolü yapsın demiştim. Evet. Demek ki duydu bizi iktidar, Kürşat Bey. Önerimizi dikkat aldı. Teşekkür ediyoruz. Evet. Yani aynı dediğimiz gibi oldu bugün maskelerin satılması olayı. Tavan fiyat koyuyorlar bildiğiniz gibi. Evet. İzhanelerde, AVM'lerde satılacak maskeler. Peki. Yani hakikaten şimdi maskeler kalitesiz. Onu geçen de söylemiştim. Siz demiştiniz Amerika'nın bu maskeleri iade edebileceğini, orada baskı grupları, işte sendikalar olduğunu söylemiştiniz. Amerika'dan önce İngiltere galiba haberlerde var. İngiltere iade kararı almış. Almanya'nınkini okumadım. İngiltere'nin haberini okudum. Bazı gazetelerde var. Ben takip ettim. Üstadım, ben takip ettim. Almanya'da var kararını. Ben başka bir şey daha öğrendim bakarken. Almanya Türkiye'den maske ithal etmek istemiş. 697.500 euro para göndermiş Türkiye'deki firmaya. 300.000 adet maske için. Demek ki bu bir kaliteli maske. Ve maskeler gitmemiş. Almanya tarafı da bizim yetkililere bu nitelikli dolandırıcılık diye suç duyurusunda bulunmuş, müracaatta bulunmuş. İhracatçı firmanın cezalandırılması, işte paralarının tahsili için. Bu da var. Maske konusu biraz karışık, Kürşat Bey. Ticaretimiz de kötü bu konuda. Bakalım aslında daha ne sorunlar çıkacak sonra. Bunlar şimdi
pek bazı kusurlar görülmüyor. İşte bir mücadele, bir savaş virüsle devam ediyor. Onun evet. için bazı hatalar, kusurlar görmezden geliniyor. Bakalım neler çıkacak. Peki üstadım, yine virüs gündemiyle alakalı malum kampanyalar başlatıldı. Hükümet biz bize yeteriz kampanyası başlattı. Aslında bununla ilgili iki ayrı ayrı gündem maddemiz var ama hepsi de birbiriyle mantık olarak birbirine yakın şeyler. Hani bir bitirmeme izin verirseniz belki hepsini birden geçeriz. Biz bize yeteriz kampanyası başlattı. O esnada işte Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kampanyalar başlattı. Ankara'da Mansur Yavaş'ın başlattığı bakkalların borçlarını kapatın, belediye defterlerini. Bu sadece evet. Ankara'da değil, Sivas'ta, Kütahya'da, İstanbul'da, İzmir'de, her yerde. Askıda fatura kampanyası evet. başlatıldı İstanbul'da. Geleceğim. Her yerde buna büyük bir rağbet oldu. Halen daha kapatılıyor. Hatta son olarak işte Aydın'da okuduk, insan gitmiş 4 bin liralık borç kapatmış köyde biri. Şimdi diğer taraftan ikinci bir kampanyası oldu Mansur Bey'in. Bir iftarda senden kampanyası diye. Bunda öyle oldu ki ilk 3 gün içinde artık limitlerimiz doldu, tamam daha gerek kalmadı diye açıklama yapmak zorunda kaldılar. Hemen kapattılar hesap, evet. Evet. Peşine Ekrem İmamoğlu güzel bir fikirle çıktı ortaya İstanbul'da. Askıda fatura ödemesi. O da dün itibariyle, cuma günü itibariyle çok yüksek meblağda güzel bir şeye yol açtı. Yani yardımlaşmaya yol açtılar. O kadar da güzeldi ki belediye aracı olduğu için verenler gerçekten alan eli de görmedi. Yani askıdan kabul etti faturayı. Hani kimin olduğunu bilmeden fatura ödedi. Faturası ödenen de kimin ödediğini de bilmedi. Bu da çok güzel rağbet gördü. Keza aynı şekilde. Hatta burada şöyle yorumlar oldu. İşte biz bize yeteriz kampanyasına 10 lira göndermeyen insanlar askıda faturada 100 lira, 200 lira faturayı ödediler. Hiç kocunmadan. Döndüler bu tarafta Mansur Yavaş'ın yol gösterdiği şekilde bakkallara girip 3 bin lira, 4 bin liraları kapattılar. Şimdi bu aradaki fark neydi ki insanlar 10 liraya ses çıkarırken, tepki verirken aynı insanlar bu tarafta onlarca, yüzlerce katı miktarda para ödediler. Demek ki insanların yardımlaşma duygularında bir sorun yok. Nitekim son olarak şey açıklandı. Biz bize yeteriz kampanyasındaki yardım miktarları ve kişi miktarını açıklamadılar. Şimdi kişi miktarı şöyle. SMS'le para olarak yardım edilen kişileri aynı tutuyorlar. SMS'ten anladığım kadarıyla iyi bir miktar geldi. Aldım rakamları. Evet. Ben onu size bırakacağım. Ben rakamları size bırakıyorum zaten. Çok işsiz okulda. Ben şurasına deneyeceğim. Şimdi SMS gönderirken insanlar, birçoğu da ben burasına gireceğim. Parayla verilenler işte Cengiz İnşaat, Eti Holding falan filan. Bunların kendi elindeki kişilerin yaptığı yüksek meblağlı ödemelerle rakam yükseliyor zaten. 10 liralarla değil. Buna rağmen yine de rakam çok düşük çıktı. Sizin hesabını bizi biliyorum ben. Alınan oy üzerinden bir hesap yaptınız. Gönderilen şey ki bence tekrar gönderilen SMS sayısı, hani dediniz ya bazı SMS'ler tekrar gönderildi, çok daha fazla. Sizin ben verdiğiniz rakamdan çok daha tekrar olduğunu düşünüyorum. Bu konuda şu da var. Birçoğu göndermek istemediği halde ya hükümet beni yanında görsün diye gönderip reklam yapmak için 10 liralık SMS gönderdi. Milletvekilleri gönder. Yani milletvekili 10 liralık bağışta bulundu. SMS ve onun reklamını yaptı. Görselini paylaştı. Böyle komik hallere düştü. Nitekim geldiğimiz noktada son olarak bakın 3 oldu. 4.'ye bağlayacağım. Kızılay bir açıklama yaptı. Ben bunların hepsini birbirine bağlayacağım. Kızılay bir açıklama yaptı. Dedi ki kan stoklarımız tükendi, kan bağışamadı. Şimdi bu yardımları, bu kampanyaların tamamı güvenle alakalı. Birazdan TTK, Türk Tarih Kurumu'na yapılan atamaya da gireceğim. Yine Kızılay'la bağlayıp gireceğim ama o günden farklı. Ben bunların tamamının güvenle alakalı olduğunu düşünüyorum. Mansur Yavaş'ın kampanyasına değil Ankara'da her yerde ses getirmesinin Mansur Yavaş olan güveni, İstanbul'daki askıda ödemenin yüzlerce lira, 10 lira vermeyen insanlar yüzlerce lira ödemesini yönetici olan güveni, Kızılay'daki kan bağışına yapılmayan kan bağışlarının ki Kızılay yani bizim yüzyılın, Hilal-i Ahmer'den gelme yüzyılların kurumu, yapılmayan kan bağışların, biz bize yetinize yapılmayan 10 TL'cik bağışların ben güvensizliğe bağlıyorum. Bu konuda hem rakamlarla ilgili olarak hem de fikri olarak sizin düşüncelerinizi alalım. Kürşat Bey, oraya
geçmeden önce küçük bir konuya da değinelim. Önemli konu. AVM'ler açılacak galiba. Önümüzdeki haftadan itibaren AVM'ler açılacak kontrollü olarak. Dün akşam belki biraz sonra bir daha tekrar değineceğiz. Eski Diyanet İşleri Başkanı'ndan Mustafa Sait Yazıcıoğlu vardı programda. Dedi ki Kabe tarihinde hiç bu kadar ibadete kapalı olmamıştır. Camilerimiz de öyle dedi. Yani bu üzüntü verici bir olaydır. İbretlik bir olaydır. Şimdi camiler kapalı, AVM'ler açık. Ben camilerin kapatılmasını yine isabetle buluyorum. Doğru bir karardır. Devam etmelidir bu yasa. AVM'ler açılıyor ama hakikaten gerekli kontrolleri yapabilecek miyiz oralarda? AVM yöneticisi belki hani ekonomi de önemli. İnsanların ticaret yapması, işte işsiz kalanların işine dönmesi gerekiyor mutlaka da. Acaba gerekli tedbirler alınabilecek mi? Önleme alınabilecek mi? Temizlik, hijyen kurallarına uyulacak mı? Benim şüphelerim var. Şahsen ben gitmem. Mesela elbise almak için gitmem. Yok efendim denen elbiseler ya dezenfekte edilecekmiş ya da birkaç gün ayrı bir odada bekletecekmiş. Ben ona güvenip de elbise almaya gitmem şahsen. Evet. Yani insanlarımıza dikkat etmesi lazım bu konulara. Konuyu aç Mehmet Ceyhan, önemli bir profesör. Dün dedi ki yani iki bayramın bir arada yapılması mümkün değil. Siyasetler mesela konuştu ya inşallah iki bayram bir arada yapacağız falan diye. Profesör, bilim kurulunda değil ama önemli bir profesör. Ben ciddi buluyorum, inandırıcı buluyorum, güvenilir buluyorum. İki bayramın bir arada yapılması mümkün gözükmüyor dedi. Yani koronadan, virüsten kurtuluş bayramıyla Ramazan bayramının bir arada yapılması mümkün değil. Daha bu tedbirler uzun süre devam etmesi lazım dedi. Katılıyorum. Şeye gelince, biz bizi yeteriz kampanyası konusunda, geçen de biraz bahsetmeyecek, güven sorunu olduğunu işte yani tekelden yapılmasına, muhalefete oy veren insanların güven sorunu olabilir. Onun için fazla destek olmayabilir demiştim. Evet. Ortaya çıkan sonuçta onu gösteriyor. 16 Nisan tarihli Anadolu Ajansı'nın haberinde bu kampanyada hesaplarda 1.689.101.146 TL bağış toplantısı söylendi. SMS'de 5.585.448 SMS gönderildiği söylendi Kürşat Bey. Şimdi bu yaklaşık 5,5 milyon veyahut da 5 milyon 600 bin kişi SMS göndermiş. Bunların sayısı herhalde kişi sayısı, bu sayı kişi sayısı değildir, SMS sayısı. Bir kişi birden çok SMS göndermiş olabilir. Yüzlerce SMS göndermiş olabilir belki hani yardım etmek amacıyla. Ne bileyim bunların içinde dediği, biraz önce dediniz, korkudan gönderenler vardır. Korkusuyla gönderen vardır. Bazıları da benim gibi almış olduğu maskenin bedelini gönderenler vardır benim gibi. Ben öyle yaptım şahsen. Sırf bağış yapanların parasıyla alınmış maskeyi kullanmayayım diye bana gelen maskenin bedelini gönderdim. Şimdi düşünüyorum, AK Parti'nin İktidar Partisi'nin seçmen sayısının 10 milyonu geçtiği söylendi. Yani sadece AK Partililer bu kampanyaya SMS gönderseler 10 milyonun üzerinde olması lazımdı. Halbuki toplam işte 5.585.448 SMS var. Bunların da bir kısmının mükerrer olduğunu söylersek haziden taşlıkta 5 milyon. O zaman AKP AK Parti mensuplarının 5 milyonu yani bu sayının tamamının AK Partililere ait olduğunu söylesek bile demek ki İktidar Partisi oy verenlerin yarısı bu kampanyaya destek vermemiş. Bunu geçtim. Mansur Bey'in bir iftarda sen ver kampanyasına baktım şöyle bir ayrıntıya. 81 ilden kampanya destek var Kürşat Bey. Hatta Konya ve Bursa gibi AK Parti'nin kazandığı illerden binlerce 7-8 bin civarında yardım paketi alınmış. O kadar sipariş var. Hakkari'den, Tunceli'den, Şırnak'tan, Ağrı'dan, Türkiye'nin her tarafından destek var Mansur Bey'in kampanyasına. Dikkatimi çekti, yurt dışından destek yok veyahut da başka bir listede mi onlar, onu göremedim. Yurt dışından yardım gönderen yok. Onun ötesinde çok daha ilginç bir şey var. Biliyorsunuz ilk günlerde, birkaç gün sürdü zaten, ilk günde bloke şey yaptılar, engellediler, ağırlaştırdılar. Siber saldırı yapıldı bu hesaba Mansur Bey'in kampanyasına, Kürşat Bey. Evet. Aynı şey dün açıklaması vardı, Murat Ongun'un askıda fatura kampanyasındaki paylaşımı vardı. Ona da
siber saldırı olmuş. Bu hacklenmiş hesap. Donmuş yani. Oysa ödenen faturaların içinde mutlaka iktidar partisine oy verenler de insanlar da vardır faturası ödenenlerin arasında. Neden engel olunur bilemiyorum Kürşat Bey. Gerçi neden engel olduğunu az çok biliyoruz. Bilemiyoruz derken biliyoruz. Muhalefetin halka, insanlara, seçmene dokunmasını istemiyorlar. Yani bunun başka bir amacı olamaz. Temel amaç budur diye düşünüyorum. Kızılay konusuna gelecek olursak, Kızılay'ın kan bağışı neden azaldı? Bunun birçok nedeni var Kürşat Bey bana göre. Birincisi Ramazan'ın etkisi olabilir. Hani orucu bozulur mu acaba diye düşünmüş olabilir insanlar. Kızılay kan ve plazma bağışı topluyor malum. Birinci sebep belki işte bir 15 günlük süre azalma varsa bunun sebebi Ramazan olabilir. İnsanlar orucumuz bozulur diye düşünüyor olabilir. Bozulmaz. Onun şeyini Diyanet vermiş fetvasını. Evet. Kan vermekle oruç bozulmaz. Kan alırsan oruç bozulur. Kan gıda yerine geçer. Aynı serum gibi siz sağlıkçısını biliyorsunuz. Onlar orucu bozar. Kan vermek orucu bozmaz. Hacamat yaptığına orucu bozmaz. İkincisi Kızılay'ın bir güven sorunu var. Kızılay toplumun güvenini kaybetti. Mesela bu virüs salgınında Kızılay göremedik o tarafta. Hani belediyeler ekmek dağıtıyor, ağaç dağıtıyor, valilikler yapıyor aynı şeyi. Kızılay yok. Ben Kızılay'ın arabalarının, Kızılay'ın insanların, görevlilerinin vızır vızır sokaklara dolaşmasını beklerdim şahsen. Yok, Kızılay ortada. Kızılay sadece almak için kurulmuş bir kurum hüviyetine dönüştü şu anda. Toplumun güvenini kaybetti. Azalmanın sebebi bu. Bir başka sebep, Kızılay amaçları dışında kullanılıyor Kürşat Bey. Yakın zamanda gördük. İşte Amerika'daki Türkan Vakfı'na, Ensar Vakfı'nın ortalığı Türkan Vakfı'na bir para aktarımı oldu. Başkent Kas firması tarafından isimleri artık zikretmekte sorun yok. Çünkü basında var. Bir bağış söz konusu ve Kızılay üzerinden aktarılmış Amerika'ya. Şirketin patronu dedi ki burada bir hata varsa Kızılay bunu yapmasaydı. Yani vergi kaçakçılığı falan denildi ya. Kızılay gelirleri malum vergi yapılan bağışlar vergiden düşürülüyor. Onun için Kızılay önemlidir. Bağış buraya yapılırsa bağışçılar bu paraları vergi matrahından düşüyorlar. Ancak diğer kurumlara direkt Türkan Vakfı'na ve Ensar Vakfı'na yapsaydı ya vergi matrahından düşemeyecekti ya da daha küçük bir oranda düşecekti. Oysa Kızılay'a yapılan bağışlar tamamı vergiden düşünülüyor. Yani bunu hileyi şireyi yaptılar, kanunu dolandılar şeklinde iddialarda bulundu. Hatta bunu bir önceki Kızılay Başkanı Tekin Küçükali de dile getirdi. Ağlamak istiyorum dedi adam yani. Böyle bir şey olamaz, böyle bir hata olamaz. Kızılay'ın tarihinde böyle bir şey yoktur şeklinde açıklamalarda bulundu Tekin Küçükali. Başkent kanunu ise dedi ki eğer bir hata varsa Kızılay bunu yapmasaydı. İşin içinden sıyrıldı çıktı işte. Biz dedi bu işin şerefiyesinin Kızılay'a ait olmasını istedik. Onun için Kızılay üzerinden yaptık bağışı. Şerefi demek istiyor herhalde. Şerefiye belediyenin bir tür geliridir. Gelir kalemidir. Tıpkı harçlar gibi. Şerefiye nedir? Kızılay'a 75 bin doları Kızılay'a kalmış. Şerefiye bu mudur Kürşat Bey? Yani Kızılay toplumun güvenini kaybetmiş bir kurum haline getirilmiştir. Asırlık kurumumuz. Tam da şu anda kuruluşlarına bakmadım. Bir asırda aşkın hilali amer. Her felakette, her musibette toplum yanında olan bir kurum. Ancak yok koronayla mücadelede ortalıkta gözükmüyor. Onun dışında Kızılay'ın yöneticilerinin astronomik maaşlar aldığı söyleniyor. Hatta Kızılay Başkanı'na 12 bin dolarlık lojman diye villa kiralandı, yalı kiralandı söyleniyor Boğaz'da. Bu tür haberler de sonuçta okunuyor insanların tarafından. Diyor ki vatandaşımın benim yaptığım bağış nerelere gidiyor? Onun için ben Kızılay'a destek olmam diyoruz. Haklı olarak belki de. Onun dışında bir husus daha var. Şimdi kan vermeye, plazma vermeye gideceğiz de onlar ne kadar aksini söylese de ne kadar hijyen şartlarına uyacaklar? O aletler ne kadar temiz? İnsanlar Kızılay görevleri ne kadar temiz? Şu korona salgınında. İnsanlar bunu da düşünüyor, bunu da hesap ediyor olabilirler. Hatta geçmişte Kızılay'ın verdiği kanlardan HIV virüsü bulaşan hastalar çıktı. Hatta Kızılay tazminat cezasına çaptırdılar. İstanbul'da ve Şanlıurfa'da bu tür olaylar da yaşandı. İnsanlar bunu da düşünüyor. Yani Kızılay'ın yönetiminde bir lakaytlık olduğu ve belki de siyasi maksatlara alet edildiği ortada Kürşat Bey. Onun için Kızılay'ın ciddi şekilde ele alınması, tıpkı Diyanet gibi rayına oturtulması, işi ehline verilmesi gerekir Kur'an'ın emri gereğince Kürşat Bey. İş dönüp dolaşıp liyakata, işin ehline verilmesine geliyor üstadım. Konuya ben şunu tekrar belirterek yatay geçiş yapacağım. Sorun tekrar belirtiyorum.
izleyicilerimiz de bilsinler. Sorun virüs sorunu değil üstadım. Ramazan sorunu da değil. Sorun stoklar azaldı. Kan vermiyor insanlar artık. Dediğiniz gibi güven sorunu. Şimdi bu noktada da sıradaki gündeme geçmeden verdiğiniz veriler üzerinden de bir şey hesapladım. Üstad sen yorumlarını yaparken toplam 1 milyar 689 milyon dediniz değil mi? Toplam hepsi SMS'ler dahil olmak üzere. Tabii. Şimdi ben bunu hesapladım. Ülkemizde kişi başına düşen dolardan molardan bahsediyor. Biliyorsunuz kaç bin dolar, 12 bin, 14 bin dolar falan düşüyor. Yok 7 bin, 8 bine düştü o efendim. 7 bin olsun üstadım. Şimdi bakın hesaba bakın. Evet. 1 milyon 689 bini kişi başına böldüm ben de. Yakınan yardımı. Toplam kişi başına çıktı biliyor musunuz hocam? 2.05 kuruş. 2.5 değil bakın. 2.05, 2 lira 0.5 kuruş. Yani 2 lira diyelim. 0.5 kuruşu atalım. 2 lira kişi başı yardım yapılmış. Kime? %51 ile ülkenin başına geldiğini iddia eden Cumhurbaşkanı'nın başlattığı kampanya. Ferah ülkeyiz diyoruz, zengin ülkeyiz diyoruz. Kişi başına 7 bin olsun kabulüm. 7 bin dolar düşen bir ülkede Cumhurbaşkanı'nın yaptığı, herkesi temsil eden Cumhurbaşkanı'nın yaptığı kampanya kişi başına 2 lira yardım düşmüş olacak. Ya Kürşat Bey, dünyada bütün ülkeler vatandaşlarına bütçesinden yardım ediyor. Bizim devletimiz vatandaşından yardım topluyor, para topluyor. Böyle bir şey olamaz. Bu ya burada üstad devlet geleneğine de aykırı. Ya bizde 7 bin düşmüyor ya da hiç güven yok insanlara. Herkes 7 bin düşüyor ama artık kimse bu kişiyi istemiyor. Ben bundan bu sonra ikisinden biri yani. Bence evvel tamam destekçileri halen var ama 7 bin dolar düşmüyor kimsenin. Devleti bu kadar da göstermemek lazım, acil göstermemek lazım diye düşünüyorum Kürşat Bey. Bir taraftan Kanal İstanbul'un temelini atıyorsunuz virüslü bir ortamda. Milyarlarca lira tutacak bir yatırımın temelini atıyorsunuz. Bir taraftan da vatandaştan yardım topluyorsunuz. İşte gelen yardım 2 milyar bile bulmuyor. Öbür tarafta işte 75 milyarlık bir projeden bahsediyorsunuz. Evet. Bir çelişki var. Devleti bu kadar zahir götürmek lazım. Bereket versin, camiler kapalı. Şimdiye kadar iflahımızı sökmüşlerdi cami. Her cuma yardım toplanırdı biliyorsunuz. En ufak şeyde insanlara müracaat. Bunun bir sınırı olmalı, sonu olmalı. Vatandaşın güvenini satmamak lazım Kürşat. Üstad camilerdeki yardımlarda bile ben imamlarla çok tartışmışımdır. Bir günde dedim çıkar sen de ki vallahi billahi bu benim paramdır. 10 lira şuraya bağışta bulun vatandaşa örnek olarak iste bunu. Yani hutbe ahkam kesme yeri değildir. Orada 5 basamak çıkıyorsun diye insanlara yukarıdan bakma yeri değil. Çok tartıştım. Hatta bununla ilgili bir gün cemaat iki ayrıldık birbirimize girdik cuma namazında. Yani bir günden bir güne kendileri dışarıya şey astırabiliyor musunuz üstadım? Caminin girişine Diyanet çalışanlarına Vakıfbank özel faizli kredi kampanyası yapmış. Kapıda bu var, içeride faiz haramdır fetvası verecek. Promosyon alır din görürler, promosyon da alırlar ya. Yani. Evet, dışarıda kapıda bu asılırken içeride fetva verdi, hutbeden okudu, faiz haramdır falan. El kaldırdım dedim hocam bir saniye, tamam hutbe dedim kesilmesi uygun değil ama dedim şu an hutbede dedim hatta siz bunu diyorsunuz kapıda da bu yazıyor dedim şurada kağıtta yazıyor. Cemaat birbirine girdi haklı diyor ya hocam düzgün yapın diye. Maalesef böyle hep güven kalmadı. Ne dini kurumlara güven kaldı ne de milli kurumlara güven kaldı maalesef. Sömüre sömüre bu hale geldik. Mithat Bey 2,5 aydır camilerin kapanması ibrettir hakikaten. Bu insanlar neler yaptılar? Bak ya 20 sene 6 ay ben bu yardımlar nasıl toplanıyor, nelere harcanıyor onu denetledim. Onu neler gördüm? Artık burada konuşmaya gerek yok. Ben tahmin edebiliyorum bir müfettişin neler yaşadığını tahmin edebiliyorum. Oluyorum ya neler gördüm. Biz görev yürütmediğimiz halde nelere şahit oluyoruz ki siz hocam nelere şahit oluyorsunuz? Şimdi üstadım bir başka husus teyit geçeceğiz. Yine Kızılay da var bu işin içinde. Bu güven kayıplarına biraz da atamalarda liyakatın es geçilmesi ve tamamen yandaşlar dönülmesi. Daha önce şu an mesela Türk Tarih Kurumu'nun başına Atatürk'e hakaretler eden Ensar Vakfı'ndan görevli. Atatürkçülükle alakası olmayan, Türk tarihiyle alakası olmayan, hatta Türklüğü reddeden biri atandı. Şimdi bu liyakatsizlikten de öte bir şey. Şimdi aynı şekilde daha önce
Ben kendi sosyal medyamdan bunu yayınladım. Tepki vermedim. Dediler niye tepki vermiyorsun? Dedim ki daha önce Mümtaz Ertürk'e ne atadılar? Adam gelir gelmez ilk işi Atatürk'ü aşağılamak oldu. Şu an hapiste FETÖ'den dolayı. FETÖ dedim bu arada. Gülen cemaat olaylarından dolayı adam şu an hapiste. Hapse girdi ya Türk Tarih Kurumu Başkanı. Şimdi bazı şeyleri tarihe bırakmak lazım. Şimdi aynı şekilde facia bir kişi atadılar. Aynı şekilde Kızılay'ın başına da aynı atamalar oluyor. Bu liyakatsizlikte güven kurumları olan güveni sarsıp da bu hale düşürüyor. Yani Kızılay'daki kan bulamama olayı da başına atadığı kişilerden sonuçlanıyor olabilir mi? Aynı şekilde Türk Tarih Kurumu da yarın zorluk çekiyor. Tabii olabilir. Sonuçta Türk Tarih Kurumu'na yapılan atama hakikaten iyi ifade yol açtı Kürşat Bey. Ben İskilipli Atıf Hoca'yı epey bir çalıştım. Birçok makalem vardır. İskilipli Atıf Hoca'yı insanlarımız İskilip'te Ulu Cami'de imamlık yaparken şapka devrimine karşı çıktığı için Ankara'ya getirilip Ulus Meydanı'nda asılmış bir kibris olarak zannediliyor Kürşat Bey. Oysa ya bu İskilipli Atıf Hoca bir profesör, müderris, Fatih Medresesi'nde müderris adam, dersi am. Aynı zamanda bu adam Milli Mücadele Karşıtı Alemdar gazetesinde köşe yazarı. Efendim, Milli Mücadele Karşıtı örgütlerden, muzur örgütlerden, hep okuduk ya tarihte zararlı örgütler diye. Teali İslam Cemiyeti'nin başkanı. Teali, bu cemiyet. Teali İslam'ın açıklaması, İslam var ya içinde üstadım, bu onu güzel bir şey sanıyor. Evet, evet. Evet. Açılımını siz belirtin. İşte İslam Hizmetine Derneği güya, İslam Hizmetine Derneği. Aslında cemiyeti müderrisin, profesörler derneği olarak kurulmuş zamanında. Sonradan Teali bakmışlar, cemiyeti müderrisin fazla tutmadı, fazla itibar görmedi. Araya bir İslam sıkıştıralım da efendim biraz daha toplumda rağbet görsün diye herhalde ki adını değiştirmişler. İslam Hizmetine Derneği. Kısaca Teali İslam'ın hocam, girmedik madem, Teali İslam'ın niye zararlı olduğunu da kısaca bir anlatıp geçin seyircilerimiz için. Evet. Cehali İslam Cemiyeti niye zararlı? Cehali İslam Cemiyeti aslında İngiliz Muhipleri Cemiyeti ile dirsek temasında olan bir cemiyet. Yani Türkiye'de İngiliz mandasını, İngiliz emperyalını savunan, Osmanlı'nın İngiltere'nin emrine girmesini, İngiltere'de yönetilmesini isteyen bir dernek. İngiliz Muhipleri Derneği. İçinde damat Ferit Paşa da var. Hatta dönemin padişahında olduğu söyleniyor bu dernekte. Bu hocaların üyesi olduğu Teali İslam Cemiyeti de bu İngiliz Muhipler Cemiyeti ile dirsek temasında. Efendim bu dernek, Teali İslam Cemiyeti cemiyeti bir bildiri hazırlıyor. Atatürk'ü ve Milli Mücadele'nin önderlerini, Milli Mücadele'ye destek verenleri hain olarak ilan ediyor. Ondan sonra da bu bildiriyi, yazılı bildiri hem gazetede yayınlıyor hem de cephede savaşan askerlerimiz üzerine atıyor. Hem de cephe gerisinde ordumuza destek veren halkımızın üzerine atıyor. Ve kimle atıyor? Düşmanın uçakları, Yunan uçaklarıyla atıyor, attırıyor. İngiliz uçakları attırıyor kardeşim. Bu kadar hain bir derneğin, şimdiki FETÖ'nün lideri gibi düşünün İskilipli Atıf Hoca'yı. Yani bu bir mazlum falan değildir. Bu de işte bu kişi hakkında, belki ben okumadım, bir tebliğ sunmuş galiba. İskilip'te yapılan bir konferansta, panelde, İskilipli Atıf Hoca hakkında yapılan panelde bir bildiri sunmuş. Kendisi Murat Yaramış mı? Yaramış soyadı. Evet. İskilipli zaten. Kendisi de İskilipli. Araştırma yaptım. Bu adamın kayınçosu Atıf Ter diye bir derneğin başkanı. Yani Türk Tarih Kurumu'nun başına atanan profesörün kayınbiraderi, İskilipli Atıf Hoca'yı tanıtma adına kurulan Atıf Ter'in de başkanı. Yani böyle bir kişiyi getirip atıyorsun. Bir baktım, yani kusura bakmasın, eğer bilmiyorsam affetsin, özür diliyorum peşinden. Fazla bir eseri de yok. Bir tane kitap görebildim internette. Osmanlı Askeri Kanunları, Kanunnameleri diye bir kitap. Onu da başka biriyle beraber, ikinci bir yazar da var, beraber hazırlamışlar. Yani fazla bir ilmi kariyeri de yok gördüğüm kadarıyla.
Eğer varsa da benim haberim yoksa affetsin. Gerçi yani bu ülkenin kanunlarına, YÖK'ün kriterlerine göre profesör olmuş. Mutlaka belli bir şeyi vardır, birikimi vardır. Bilmiyorum ama evet. Bu olsa bile yani böyle şaibeli bir ismin Türk Tarih Kurumu'nun başına atanması yanlıştır. Yani başta kimse bulamadınız atayacak. Bunu arz ediyorum. Kızılay'ın başkanı da aynı şekilde üstadım. Liyakatsız atandı. Bir de üstüne maaşları yüksek hali. Onlar açıklandı. Emmisinin dayısının oğlunun üzerine istihdak şirketini başkan yapmışlar oğlunu. Şirket müdürü. O kadarına girmek istemiyorum ama çok evet. Yüksek. Aslında maaşlar aldı. Milletvekilinden bile çok maaşlar aldı. Belli. Sanki özel bir anonim bankada genel müdür gibi maaş alıyorlar. Olmaz böyle. Yani vatandaştan... aynı şey üstadım. Bırakın Türk Tarih Kurumu'nu, bırakın Kızılay'ı, Milli Piyango İdaresi biliyorsunuz nasıl yönetildi son yıllarda. Özelleşti. Milli Piyango'ya girelim. Milli Piyango özelleşti biliyorsun. Geçtiğimiz yıl. Güya i̇şte özelleştirildi. Çekiliş yapılmış, toplar düşmüş, rastgele görevli nöbresi almış, atmış. Ya Milli Piyango hakkında bir sürü şahide, bir sürü dedikodusu her zaman olmuştur. Devletteyken de olmuştur. Hatta FETÖ zamanında büyük ikramiyelerin özellikle FETÖ'cü iç adamlarına çıktığı şeklinde iddialar da yer aldı basında. Bunlar hep iddia. İspatlanabilir mi? İspatlanamaz. Kürşat Bey. Ancak şunu söyleyelim. Piyango, ya devlet piyango yapmaz, düzenlemez. Çekiliş yapmaz. Bir taraftan bazı işleri ulemaya bırakalım, bazı işleri Diyanet İşleri Başkanı'na bırakalım diyorsunuz. Bir taraftan Diyanet İşleri Başkanı'nın haram dediği işlemi devlete yaptırıyorsunuz kardeşim. Evet. 2017'de galiba fetvası var. Şurada siz de yansıtırsanız inşallah ekrana size gönderdim fetvasını. Şöyle diyor, onu okuyayım insanlarımıza. Diyanet İşleri haber okuyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebiyle zararı daha da yaygın olmaktadır. Açıklaması yapmış. Bu haber. Açıklama tam olarak şöyle. Diyanet'in Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklaması. Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebiyle zararı daha da yaygın olmaktadır. Bu tür oyunların hasılatından bazı kuruluş ve kurumların yararlanması onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü ortadan kaldırmaz. Bu yollardan birisiyle elde edilen kazançlar sevap beklenmeyerek yoksullara veya hayır kurumlarına verilmelidir. Hazreti Peygamber bu tür haram kazançların harcanmasının ve güya sadaka olarak verilmesinin mümkün olmayacağını haber vermiştir. Açıklama bu. Evet. Yalnız şurada bir şeye takılıyorum, katılmıyorum tabii. Bu yollardan birisiyle elde edilen kazançlar sevap beklenmeyerek yoksullara veya hayır kurumlarına verilmelidir cümlesine katılmıyorum. Acaba Diyanet kendisine mi verilmesini istemiş bunu söylemekle? Yani haram olan bir parayla hayır da yapılmaz, fakir fukaraya da verilmez. Yani bu paralarla insanlar arasında toplumda prestij de kazanılmaz. Zaten yanlıştır. Bu görüşle yanlış efendim. İslam'da yardımın kurumsal ismi infak değil mi bildiğim kadarıyla hocam? Yani yardımlar helal paradan yapılıyor. Böyle haram işlerden kazanan para evet. Yardım olarak parasına verilmez. Efendim, abi, hocam. Ben yemiyorum sen ye. Fakir Müslümanı kandır haram parayla. Efendim bana çıktık çok meşhurdur. Bana piyango çıktı ama ben o parayla tuvalet kağıdı aldım. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir savunma olabilir mi? Hocam İslam'da infak da değil mi? Yardımın kurumsal ismi infak. Evet. İnfak kuralları gelince şey diye. Ayette infak edin diyor, evet. Kendin için kullanmayacağını yardım infak diye başkasına da verme diye var diye biliyorum zaten. Bunlar öyle bir noktaya geldik ki hem haram diyorlar, haram dediklerine de tekrar hile karıştırıyorlar. Harama bile hile karıştırıyorlar. Yani ne kadar yanlış. Uç noktada yaşıyorlar yani. Çok uç noktada yaşıyorlar. Aynen.
Peki üstadım, ikimizin bir ortak noktası var. EBA'daki, EBA malum uzaktan eğitim görüyor çocuklar, öğrenciler. Sizin evet. Bir ilkokul 1'e giden bir torununuz var, benim de ilkokul 1'e giden çocuğum var. Evet. Siz de EBA'dan eğitim alıyor. Aynı anda, konular aynı anda geçtiği için aynı şeyi fark ettik. Birinci sınıf çocuklara hükümetimiz EBA ve kitap üzerinde, müfredatta var bu zaten. Müfredat üzerinde şunu diyor. Suriyeli muhacir ensar olayını birinci çocuklara aşılamaya çalışıyorlar. Siz de almışsınız. Siz de tepki verdiniz. Aynı anda ben de tepki verdim. Size söz bırakıyorum üstadım. Yani birinci sınıflara bile politika aşılamanın ne anlamı var? Nasıl bir zihniyetli ve gerçekten artık dimağım tutuluyor yani. Aklım şaşıyor artık. Yani Milli Eğitim'in EBA üzerinden verdiği derslerde de kitaplarda demek ki var. O zaman ortak. Bizim çocuk özel okula gidiyor. Onun kitabında da var. Evet. Demek ki o zaman ortak bu kitaplar. Ortak anlaşılıyor. Yani geçenlerde bu konu gündeme gelmedi de bu bizim dikkatimizi çekti. Geçenlerde galiba Adnan Menderes'in idamına ilişkin görüntüler varmış. Evet, resim doğru. Resimde. Doğru. Çocuklara o gösterilmiş. Yani çocuklara kin aşılıyor. Görüyorsunuz yani kin. Nefret aşılıyor. Yani bunlar çok sadece onlar değil. Birçok var. Onları alırsak yani o önemli. Önemli bir konu. Evet. Sonuçta. Yani bir sen hem öbür taraftan kin ve nefret anlamına gelmeyen ifadeleri rütük aracıyla cezalandırıyorsun ve de mahkemeye veriyorsun. Kendin topluma devletin eliyle kin ve nefret aşılıyorsun. Toplumun bir kesimi ötekileştiriyorsun. Yani yanlış. Evet. Burada nedir? Ülkemizdeki farklı kültürleri ele almış. Benim dikkatimi çeken sayfasında Kürşat Bey okuyarım. Hani demişler yani bir gün sizin de başınıza gelse bu duygu sömürüsü ülkenize teker teker zorunda kalırsanız falan diye giriş yapmış. Sonradan da parktaki bir olayı anlatmış ki kitapta. Yani konular aynı üstadım. Özel okul, genel okul fark etmiyor. Konular aynı. Devlet okulunda fark etmiyor. Anladım. Okuyayım. Yanlış bir beyanda bulunmamak için kitaptan evet. Okuyorum. Bir gün bu ülkeyi terk etmek zorunda kalsaydınız neler hissederdiniz? Ya biz ülkemizi terk etmeyiz bir kere. Bu soru bile yanlış. Biz son damla kanıma kadar savaşır ülkemiz için. Biz Suriyeliler gibi kaçıp gitmeyiz ülkemizden kardeşim. Cevabını bana bırakın. Siz okuyun, cevabını bana bırakın lütfen. Ben ya. Cevaplamak istiyorum onu. Ondan sonra okulun açıldığı ilk günlerde okul bahçesinde utangaç, üzgün bir çocuk dikkatimi çekmişti. Selam verip nasılsın dediğimizde bize yanıt vermedi. Bu durumu önce çok garipsedim. Sonradan öğrendik ki Türkçe bilmiyormuş. Çünkü ülkemize Suriye'den gelmiş. Adı Ammar'mış. Ülkesinde savaş çıkmış. Ammar'ın ve ailesinin başına çok kötü olaylar gelmiş. Bunları Türkçe bilen başka bir Suriyeli arkadaşından öğrendim. Ben de size aktarıyorum. Şey bu. Yani görüyorsunuz iktidar Suriye konusundaki hatalarının sonucunu aklamak için çocuklarımızın merhamet duygularını sömürüyor bu sefer de. Ona sığınmış. Üstadım ben bu sayfaları konuyu EBA'da da izletmedim çocuğa. Oğlum dedim bunu izleme, ben seni sorumlu tutmuyorum. Kitapta da okutmadım aynı bölümleri. Ben daha önce de bu konuda bir çalışmam var. Benim bir tarihi kitap çalışmam var da orada bir şeyi fark ettim. Bütün devletlerde savaş çıkınca siviller kaçıyor. Osmanlı'nın evet. Son döneminde siviller derken yani o halk kaçıyor, dağılıyor başka yerlere. Osmanlı'nın son döneminde 7 cephede savaştık biliyorsunuz. Ve evet. Her yerde zorluk yaşadık. Suriye, güneydeki Türkmenler ve Türkler Gaziantep'e doğru kaçıyorlar. Balkanlarda savaş çıkıyor. Selanikler oradan Avrupa'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye kaçmıyorlar. İstanbul'a kaçıyorlar. Anadolu'ya kaçıyor, evet. Erzurum'u, Gümüşhane'yi, Trabzon'u, Rize'yi, Bayburt'u, Bitlis'i, Ruslar basıyor, Ermenilerle birlikte mezalimi yapıyorlar. Azerbaycan'a kaçmıyorlar. Ankara'ya doğru, Kırıkkale'ye doğru geliyorlar. Üstadım. Yani orada evet. Bile şu var. Onun haritasını çiz, oklarla göster. Türk milleti savaş çıktığında vatanına daha çok sahip çıkıyor. Daha çok yani kaçmıyorlar aslında. Savaşmak evet. için geliyorlar diyelim. Biz biraz yumuşatalım. Evet. Kürşat Bey,
evladı Fatih'in Anadolu'ya payitahtı başkenti İstanbul'u savunmak için savaşmak için geliyorlar. Evet. Ya çok şu şeyi hep severim. Diyarbakır, Dersimli Diyarbakır hep evet. Gözümü yaşartıyor konuşmanda. Evet hocam. İşte Atatürk orada görevliyken tanışıyor Diyarbakır'la. Orada kolordu komutanıyken tanışıyor. Ve onu mebus olarak Ankara'ya çağırıyor. Meclis açılınca biliyorsunuz. Belki bilmeyen seyircilerimiz olabilir. Atatürk'ün bir şeyi vardır. Araba üstünde sakallı bir adamla, sarıklı sakallı bir adamla, uzun sakallı bir adamla fotoğrafı vardır. Evet. O Diyarbakır'dır. Bugün CHP'de milletvekili yapan Elazığ'ındaki Gürsel Erol'un dedesidir o. Onu da söylemiş olalım. Evet. Kaliteli bir adam. Hakikaten geçen iki gün önce konuştu. Mesela Özgür Özel gibi kişilerin yerine Gürsel Erol'un konuşması harika olurdu diye düşünüyorum. Evet. Çok ben kaliteli bir farklıyım. Kaliteli bir şahsiyet. Saygıdeğer bir şahsiyet. İşte Diyarbakır meclise geliyor. Zaten hiç konuşmazmış. Yunan orduları Polatlı'ya, Haymana'ya kadar yaklaşmış. Top atışları Ankara'dan duyuluyor. Meclisin Kayseri'ye taşınması konu edilmiş. Karar da verilmiş hatta vardır kitaplarda. Diyarbakır müsaade istiyor başkandan, çıkıyor kürsüye. Diyor ki biz buraya kaçmak için gelmedik. Biz buraya dövüşmeye geldik diyor. Siz gidin diyor. Ben savaşacağım. Dersimli Diyarbakır söylüyor bunu. Evet. Buradan da kaçarsak o Kırıkkale'ye geçeceğiz diyor. Şunu diyeceğim Kürşat Bey. Balkanlardan, efendim Kuzey Suriye'den, Kuzey Irak'tan, Kafkasya'dan insanlar gelmiş Anadolu'ya ama bunlar hiç olmazsa kollarımız gitti. Başımızı ve gövdemizi kurtaralım. Düşüncesiyle geleceğiz. Yani yardıma, savaşmaya gelmişler. Parası evet. Efendim mesela ortasından Özbekistan'dan Osman Hoca yardımlar toplamış. Rusya'dan gelen yardım aslında ortası Türklüğünün Türklere duygulandım. Yani Türklerden gelmiştir. Lenin babasının hayrına yardım etmemiş Anadolu'daki milli mücadeleye. Oradan ortasındaki soydaşlarımızın gönderdiği paralardır. O paralar hatta çoğuna da el koymuştur Bolşevik rejim. Yani o gelen silahlar, o gelen altınlar ortasındaki ecdadımızın altınlarıdır. Ecdadımızın torunlarının altınlarıdır. Yani sen gelip burada soruya bak. Bugün bu ülkeyi terk etmek zorunda kalsaydınız neler hissederdiniz? Ya bu soru sorulmaz, sorulamaz. Üstadım, bu yaşınızda gözleriniz doldu, ağlıyorsunuz şu an. Ben biraz önce söyledim, okutmadım. Şu an ben de kötü oldum size öyle olunca. Şimdi üstadım, bu yazıyı hazırlayan, o kitabı, o yazıyı yazan ya Türk değildir, milli eğitim önlerinde, Türklerin önünde değil, milli değil. Veyahut da tarihinden habersiz, şuursuzun tekidir. Aynen. Çok aynen. Kötü oldunuz. Ben de kötü oluyorum. Konuyu bir şey yapalım hocam. Evet. Şimdi diyeceğimiz dedik zaten. Son bir şey diyeceğim ama diyelim mi demeyelim mi? Siz üzerinize düştüğünüz için söyleyeceğim bunu. İsterseniz girmeyebiliriz. Ben söyleyeyim hocam. Yazıcıoğlu meselesi. İsterseniz de girmeyebiliriz. Yani akşam biraz dinledim hocayı. Ben 2 yıl beraber çalıştım hocayla. Hocam kim olduğunu izah edelim seyircilerimize. Evet, yani Diyanet eski başkanı bu. Üç önce eski. Evet. Evet. Bir Mehmet de Nuri, hatta 4 önceki Gençler Başkanı. 1987-92 galiba. Yıl arasında 4,5 yıl yaklaşık görev yaptı. Ben 89'dan itibaren birkaç sene hocayla beraber çalıştım. Çalıştığımdaki yüzünü de hiç görmedim yani. Sonuçta bizim Türkiye Diyanet Vakfı'nda çalıştım ben malum. Türkiye Diyanet Vakfı'nın senedi gereği Diyanet İşleri Başkanları tabi başkanıdır vakfın. İldeki her ilde, her ilçede şubesi vardır Türkiye Diyanet Vakfı'nın. İllerde ve ilçelerde müftüler vakfın senedi gereği şubelerin başkanıdır. Ankara'da da merkezde de Diyanet İşleri Başkanı vakfın başkanıdır. Zaten 37 yaşında Diyanet İşleri Başkanı olduğunu söyledi. Doçentti zaten o zaman. Ben hiç görmedim kendisini. Hiç gelmedi diye Türkiye Diyanet Vakfı'na. Zaten vakfın başkanlığını da kabul etmedi. Yardımcısı
yatırımcılardan birisine havale etti. Galiba Konyalı Halit Güler diye birisiydi herhalde. O yapmıştı o dönem başkanlığını. Yani işlere müdahale etmez. Normalde Diyanet, Türkiye Diyanet Vakfı haç ve umre paralarının da döndüğü, harcamaların yapıldığı yerdir. Kürşat Bey, ihalelerin yapıldığı yerdir. Diyanet İşleri Başkanlığı, başkanları pek elini eteğini çekmezler. Kontrol altına tutarlar o sebeple. Ancak Sait Yazıcıoğlu hiç bu işlere karışmadı. Onu biliyorum. Tek şeyi, hoca belki ilim adamdır, yumuşak kalplidir. İşte söyledi dün de, mütevazi bir adamdır. Tek hatası onun giderken, belki gider ayak, bütün birimlerine, bütün üst birimlere, daire başkanlıklarına, hemşerilerini yerleştirdi. Belki onu aşan bir atamamıştı, bilmiyorum. Belki o zamanki Devlet Bakanı da tam, bilmiyorum, belki Cemil Çiçek miydi? Hocam, Mesut Cemil Çiçek miydi? Mesut Cemil Çiçek miydi? Yazıcıoğlu'yla kardeş miydi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Pardon? Rahmetli valimiz Yazıcıoğlu. Vali abisi. Abisi kardeş değil mi? Tamam. Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Yani efsane vali Yazıcıoğlu abisidir Diyanet İşleri Başkanı'nın. Akşam bir tabir kullandı. Ona takıldım ben. Belki de uygun bir kelime bulamadı. Belki de maksadını açtı. Bilemiyorum. Dedi ki röportaj sırasında Alevileri kasıtla, biz dedi bunlarla dedi 1000 yıldır beraber yaşıyoruz. Bunlar dedi yahu bizim soydaşlarımız, dindaşlarımız, sanki bir etnik azınlık gibi, Rumlardan, Ermenilerden bahseder gibi bahsetti. Ona takıldım biraz ben. Milleti sadıka değil gibi, evet. Yani sonuçta bizim atalarımız bir, dinimiz bir, kitabımız bir, her ne kadar uyduruk, mezhep farklılıklarının dolayı uydurtarken bütün mezheplere kastediyorum. Sadece Aleviliği demiyorum. Evet. Alevilik de benim için Hanefilikle eşittir. Bunu diyorsanız. Benim için mezheptir evet. Alevilik de. Yani ben bu mezhep kavramını esasen öteliyorum. Kabul da etmiyorum. Ama gel gör ki ibadetlerimde disiplin sağlamak için mutlaka Hanefi mezhep üzerine ibadetlerimi yapıyorum. O işin başına boyutu. Ancak karşıyım. Evet. Hanefilik, mesela Alevilik de odur, Hanbelilik de odur, Malikilik de, Şafilik de odur benim için, tamam mı? Yani yok meşrepmiş, yok tarikatmış, yok yaşam biçimiymiş falan şeklinde Aleviliğe tanımlar, başka tanımlar getirmenin anlamı yok. Sen Hanefilik ne kadar muteberse benim indimde, Alevilik de o kadar, Bektaşi de o kadar muteberdir kardeşim. İnsanlar öyle mutlu oluyorsa, dinlerini öyle yaşamaktan zevk alıyorsan bırak yaşasınlar. Dedi ki efendim bana talep için geldiler. Bize bazı talepleri geldiler işte cemevlerine yardım için, ne bileyim işte din derslerinde Alevli'de yerverisinde geldi. Dedik ki onlara siz Müslüman değil misiniz? E Müslümanız. O zaman aha cami dedik onlara. Ya kardeşim adam cemevinde huzur buluyorsa bırak bulsun canım. Sana ne? Adam camiye ibadet hani diyorsa öyledir Kürşat Bey. Ne bileyim cem ayinine ibadet diyorsa öyledir. Hiç kimse kimseye ibadet hane ve ibadet dayatmasına bulunamaz. Benim kabulüm, benim inancım böyle. Evet. Yani esasen bizim itikadi meselemiz maturidilik de bunu öngörür. Kişi hürriyetine önem verir. Yani bazıları der ya hani maturidiliği egemen kılmak lazım bu ülkede diye katılıyorum. Akşam başkan da söyledi. Osmanlı döneminde genelde Eş'arilik üzerine eğitim yapılmıştır. Din de onun üzerine bina edilmiştir. Yaşanan din. Ne bileyim fetvalar da onun üzerine verilmiştir. Dedi, kendisi dedi. Evet. Oysa bizim şeyimiz Orta Asya kaynaklı maturidiliktir. Ahmet Yesevi ekolüdür bizim dinimiz. Yani onun şeyin de bizim Hanefilik de esasen aklı önceler. Aklı önceler. Bunu Yaşar Nuri Öztürk'ün kitaplarında çok vardır. Hanefi de bir rivayete göre Azerbaycan taraflarından, Horasan'dan gelmiş bir Türktür. Yani onun görüşlerinde de Türk kültüründen izler vardır. Hürriyetçidir. Daha hoşgörüldür Kürşat Bey. Yani biz onu benimsemişiz. Sonuçta bu insanlar da onun Ahmet Yesevi ekolünden geliyoruz. Bektaşi'yiz. Onlar öyle huzur buluyorsa bırakın bulsunlar. Bizim ortak atamız Türklüktür, tamam mı? Şu şeye ben çok önem veririm.
Türküş'e mi ait de bir söz vardır. Tanrı dağı kadar Türküz, Hira dağı kadar Müslümanız. Olsun. Hira dağı yoktur. Hani belki Nur dağı demek istemiştir. Hira bir mağaranın adıdır. Evet. Nur dağında Hira mağarası vardır. Belki merhum Türküş hata söylemiştir ama ona önem veriyorum. Ne bileyim işte geçenlerde yazdım belki okudunuz. Tanrı Dağı'nın yüksekliği 7200 metre, Nur Dağı'nın yüksekliği 642 metre. 650'nin altında yani yüksekliği. Yani bizim Türklüğümüz daha ön planda. Daha birleştirici, daha büyük ortak daha büyük ortak müşterektir Türkler için. Yani Türklük bağlamı Alevileri de şemsiyenin altına alır, ne bileyim Sünnileri de alır. Hatta Müslüman olmayan Hristiyan Türkler de içine alır. Yani Türklük bizim için hakikaten vazgeçilmez unsur ve bir kültürel kimlikti. Ben bunu ırki ayrımcılık olarak görmüyorum. Etnik ayrımcılık, etnik olarak tanımlamıyorum Türklüğü. Bir kültürel kimlik olarak tanımlıyorum. Yani bunun içine bizim Atatürk'ün tanımıyla, vatandaşlık bağı ile bağlı olan, evet. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran herkes, insanlara Türk denir. Bu kadar. Yani bunun içine Türkler, Çerkezler, Lazlar hepsi girer. Evet. Üstadım zaten milli tarihimizden bir yoksun olanların ben böyle açıklamalar yaptığını inanıyorum. Zira Anadolu Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrencilerinin Türkleştirdiği, İslamlaştırdığı bir yurttur, bir vatandır. Çoğu bilmez, bugün Hanefisi de, Sünnisi de, Alevisi de, Şiisi de herkes kabul eder Yunus Emre'yi. Yunus Emre Hoca Ahmet Yesevi geleneğinden çıkmadı, yetişmedi. Diğerleri de keza aynı. Bunlar anlatılmıyor maalesef ama işte biraz önce EBA'yı gördük. EBA'da bunlar anlatılırsa bunlara yer kalmaz doğal olarak. Şimdi bu ülkeyi, Türkiye'yi şekillendiren, mayalayan fikrin tabanında Hoca Ahmet Yesevi ve zaten Alevilik var. Tabii ki tarih boyunca formatta değişiklik olmuş ama biz bunu biliyoruz. Bu kökenimizin neresi olduğunu biliyoruz. Böyle bir şey var. Yalnız şunu söyleyelim. Tabii ki. Kürşat Bey. Tam Alevilik bizim bir parçamız. Alevilik bizim parçamız. Bizdendir. Ancak Aleviliği kullanarak, Aleviliği ifrete kaçarak, Aleviliği dinsizlikle eşit hale getirenler de var. Var mı var? Nasıl Sünniler de işte tarikatlar yoluyla, cemaatler yoluyla rayından çıkaran Sünniliği, evet, rayından çıkaran varsa, Aleviliği rayından çıkaranlar da vardır mutlaka. Onlar, evet, dikkate alınır. Ancak özünde bizden bir parçadır. Türklerin İslam'a getirmesi yorum çeşididir Alevilikte. Bunu böyle kabul ediyoruz biz. Benim de hocam, siz az önce onu söylediniz. Benim de hoşuma giden sözlerde kimden çıktığını hatırlamıyorum. Kim söyledi hatırlamıyorum. İlk olarak şeydir. Türk olmayanın Aleviliğinden bahsedilemezdir. Alevilik Türklere mahsustur. Ben de bunu söyleyerek. Doğrudur. Mesela onu rahmetli Kamer Genç, Allah rahmet eylesin. Ben o adamı beğeniyordum yani. Ya ne kadar işte İslam'da saldırıyordu ama o da demiştir işte. O bölge Tunceli yöresindeki Alevi ler için. Onlar Türktür diye demiştir yani. Türklüğünü ilan etmiştir. Evet. Hatta bugün Türklükleri Türkçe unuttukları için Kürtçe konuşan ancak Alevi olan insanlar var. Onlar genelde Türktür, Türkmendir. Evet. Bu Osmanlı zamanında işte o isyanlardan falan kaçmış Kürtlerin arasında asim olmuş insanlardır. Yani eğer bir kişi Aleviyim diyorsa mutlaka Türktür Kürşat Bey. Evet. Üstadım, program süremizi çok açtık ama çok güzel bir programdı. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bir başka program... Umarım faydalı olmuştur. Efendim? Umarım faydalı olmuştur. Olacağına inanıyorum. Bir başka programda seyircilerimizin karşısında birlikte olmak dileğiyle. Değerli izleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızın devamı için daha önce de bahsettiğim üzere sadece dijital medya üzerinden yayın yapıyoruz. Kanallarımıza abone olmanız bizlerin yayın gücünü kuvvetlendirecektir. Destekleriniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler dileriz.